Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerim, şimdi de biz 8. bölümün 4. kısmına gelerek, o da protein yapılmasıdır. Aynı söyledim ki önceden, protein yapmak ne demektir? Mesela bilim adamları düşündüler, bizlerde çok sıfatlar bulunur. Göz rengi, deri rengi, saç, boy, çok sıfatlar vücudumuzdakılar. Bilim adamları düşündüler, nasıl bu sıfatlar taşınır, nasıl bu sıfatlar üretilir? Burada baktılar, bu sıfatlar nasıl üretilir? Protein yapılmasıyla. Tamam. Protein yapılması nasıl oluşur? Gördüler ki her gen bir proteinin yapmasından sorumludur. Yani gen ne demektir? Gen, DNA kromozom üzerindeki, kromozomdaki oluşan DNA'nın bir parçasıdır. Sıfatın görülmesinden sorumludur. Gen budur. Yani gen nedir? DNA'nın bir parçasıdır. Kromozomda sıfatların görülmesinden sorumludur. Protein yani burada sıfat nasıl görülür? Protein nasıl yapılır? Burada gerekli biz bilek bu olaya kimler katılır? Protein her zaman haritası DNA içindedir. Her sıfatın haritası DNA içindedir. Çünkü nükleotitlerden oluşmuştur. Burada DNA nedir burada? Mühendis sayılır. Yani harita koyan. Ama protein biz 10. sınıfında aldık ki nerede protein üretilir? Ribozom içinde. Ribozom nerededir? Sitoplazmadadır. Yani DNA çekirdekte, özellikle eukaryot canlılarda, yani gerçek çekirdekli canlılarda. DNA çekirdekte ama ribozom sitoplazmada. Tamam. Ribozom mesela hücre istir bir protein üretsin, yapsın, oluştursun. Burada ne yapar? Hücre mesajları yollar nereye? Ribozoma. Ribozom benim için protein üret. Diğer hazırım ama beni haritasını istiyorum. Nerede harita? DNA'da. İyiydi. DNA'ya emirler gider. DNA harita istirem. Ne? Mesela hemoglobin proteinde, albumin proteinde. Saçın, kılın, rengi, o da ne? Ondan sonra da bir protein. Mesela kıl rengi. Kıl rengi neden gelir? Gördüler, biz hepimiz biliriz. Kılın şekli bu şekilde. Bu dışarıda deri üzerinde ama içeride, deri içinde bu şekildedir. Buna ne diyorlar? Buna söylerler, kıl soğanlığı. Kıl soğanlığın yanında bir gen koy diye burada bulunur. Bu gen neden sorumludur? Sorumludur bir protein yapmasından. O proteinin adı melanin. Melanindir. Bu melanin derinin, deri ve kılın renginden sorumludur. Kılın renginden sorumludur. Bu gen ne yapar? Melaninin yapmasına katılır. Yani onu başarlar. Sonra döder bağların rengini verir melanin aracıyla. İyi, nasıl bu yapıldı? Biz söyledik ki protein yapılması. DNA ne var içinde? Bilgi. Ne bilgisi? Protein bilgisi. Bu var içinde. Protein nerede üretilir? Ribozom. Bu ne? Protein fabrikası. Protein fabrikası. İkisi arasında bulunan kimdi? RNA. RNA
bilgileri den adan ribozoma taşır protein yapma olayında. Bunu yani bu bir araçtı, bu ile bunun arasında. Bu olaya, bu aşamaya ne diyorlar? Protein sentezi. Buna hepsine protein sentezi veya başka bir adı var. Ona diyorlar gen uygulanması. Genin uygulanması. Bu ad buna verilir. Her zaman bazen bakaloriye sorularında gelir. Bunu yazar, yer bunun adı ne? Protein sentezidir, gen uygulanmasıdır, DNA çoğalmasıdır veya her ikisidir. Her ikisini gerektir, siz yazasın. Burada manası budur. DNA temeldi, bu taşıyıcıdır, bu da fabrikada proteini üretir. Madem burada biz RNA adı geldi, bak RNA nedir? Gerekti biz RNA'nı bilek önceden sonra bu olayları protein yapmasını söyleyelim. Ama ondan önce protein yapması. Sentezi. Nerede oluşur? İki tanemiz var, iki tür canlımız var. Prokaryot. Yani diğerler gerçek çekirdeği olmayan canlı. Bu da örnek bakteri. Ve varımızdı iyokaryot. İyokaryot. İyokaryot ne demektir? Gerçek çekirdekli canlı, yani hücre veya hücre. Örnek insan, bitki ve veya kadar. Prokaryotta protein sentezi sadece sitoplazmada oluşur çünkü çekirdeği yoktur. Çekirdek maddesi sitoplazma içinde yayılmıştır. Ama eukaryot protein sentezi iki yerde oluşur. Çekirdek ve sitoplazma. Bir kısmı çekirdekte oluşur çünkü DNA çekirdekte. Bir kısmı sitoplazmada oluşur çünkü ribozom sitoplazma içindedir. Ama bu DNA'sı ve ribozomu hepsi sitoplazma içindedir çünkü gerçek çekirdeği yoktur. Çekirdek maddesi zar ile çevrili değil. Bu nedenle her iki olay burada oluşur. Şimdi geliriz RNA'nı bilek. Baha, RNA nedir? RNA'nın ne demek ve nedir? RNA'nın adı biz nükleik asit aldık. Nükleik asitler dedik iki tanedir. DNA, RNA. DNA'nı önceden aldık ve rolünü ve hepsini bildik. Şimdi RNA. RNA'nın adı neydi? Ribozlu nükleik asidi. Asidi. RNA. Biz biliriz ki her nükleik asit, her büyük molekül küçük birimlerden oluşur. Mesela karbohidratın yapılma birimi, küçük birimleri kimdi? Glikozdu. Monosakaritti. Proteinin amino asitlerdi. Yağların lipidler, lipid asitleri ve gliserinlerdi. RNA
çekirdek yani dedik nükleik asididir, büyük moleküldür. Bu da küçük moleküllerden, küçük birimlerden oluşur. Bunun küçük birimleri nedir? Nükleotit. Önceden bunu söyledik, nükleotit nedir? Nükleotit. RNA nükleotidi 3 bölümden oluşur. 1. Fosfat grubu. O da ne? PO4. 2. 5 karbonlu şeker. 5 karbonlu şeker C5H10O5. A bu dene adı bu O 4 tane adı. O nedenle dene A'ya ne söyleriz? Eksik oksijenli nükleik asidi. Üçüncümüz var. Azot bazikleri. Azot bazikleri 4 tanedir. Adenin, guanin, sitosin, urasil. Burada urasil gerekti farklı yazım. Urasil. Çünkü abı sadece RNA'da bulunur. Bu DNA'da timindi. DNA'da. Bu bunda yoktur. Bu DNA'da timindi. Bu şekilde bunun olayları. RNA'ya bakarsak 3 türümüz var. RNA 3 türdü. RNA türleri. 3 tür RNA'mız var. 1 mRNA, RNA. Buna ne diyorlar? Buna diyorlar mesajı veya onun adıyla söyleriz ki taşıyıcıdır bir mesajı veya iletici. İletici RNA. İkinci RNA. Yani ona ne diyorlar? Ribozomlu RNA. Üçüncü tRNA. Translation, transliksiyon veya ona diyerek transfer. Transfer RNA. Transfer RNA, buna söyleriz. İlk başta mRNA. mRNA'nın şekli düz bir şerit zincirdi. Düz bir zincirdi. Ebeledi. Neden oluşur? Mesela böyle nükleotitlerden oluşur. Bunlardı. Bu nerede? mRNA'dı. Düz bir zincirdi. Görevi nerede? DNA'dan bilgileri ribozoma taşır. Görevi DNA'dan bilgileri ribozoma taşır. Hangi bilgiler? Protein yapma bilgileri. Yani haritanı DNA'dan nereye taşır? DNA'dan taşır ribozoma. RNA. RNA şekli özüne içinde ribozom. Proteinle birleşir, ribozomu oluşturur. Yani RNA proteinle birleşir. Neyi oluşturur? Ribozom. O nedenle bu ribozomdur. Bunun içindeki bu RNA'dı. Ama bu özü nedir? Ribozom.
Yani proteinler ribozom birleşti, bu oluştu. tRNA bunun görevi neydi? Bunun görevi protein yapma zamanı amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır. Ta ki polipeptit oluşsun, sonra polipeptin dönüşsün proteine. Bunun şekli neydi? Bunun şekli bu şekildeydi. Bu şekilde olur. Bu şekilde oluşur. Burada bunun görevi dedik. Görevi amino asitleri ribozoma taşır. Ribozoma taşır. Bu her üç RNA protein yapılmasında ortak olurlar. Yani yardımcı olurlar. Her üç tür proteinin yapmasında yardımcı olurlar. Birisi haritanı, bilgileri taşır. Birisi ribozom içindedir. Ribozomu oluşturup diğeri de son olarak tRNA, amino asitleri buna nereye getirir? Kerpiçleri diyebilirik. Proteinin kerpiçlerini nereye getirir? Getirir ribozoma ta ki polipeptid oluşsun, sonradan proteine dönüşsün. Bakarsak RNA, DNA ile farkları nedir? 1. DNA uzun çift şeritten oluşur. Ama RNA bir şeritten oluşur, bir zincirden oluşur. DNA iki zincirdi, gördünüz geçen derste bunu söyledik. Ama bu bir zincirden oluşur. Ama bazen RNA kendi çevresine bükülür. Kendi çevresine büküldüğü zaman çift şerit oluşturur. O nedenle bakarsak mesela adenin urasilden bağlanır. Guanin sitosinle bağlanır. Bakın bu şeyde urasil. Sitosin guaninle bağlanır. Burada adenin urasil, guanin, sitosin, guanin, sitosin. Yani bu şekilde bu. Yani çift şerit değil. Ama bazen kendi çevresine dolaşır, kıvrımlanır. O zaman bakarsan çift şerit şeklinde görüldü. Bir birincisi. İkinci. DNA genellikle yeri çekirdekti. Ama prokaryotlarda sitoplazmada olur. Ama RNA hem çekirdekte bulunur, hem sitoplazmada bulunur. DNA'nın görevi protein, enzim yapmak için kalıtım bilgi, genetik bilgilerini taşır. Kendisinde var. Ama RNA protein yapmasında rolü var. Gördüğünüz ki her birinin. DNA uzundu çok. Binlerce genlerden oluşur. Ama olabilir, RNA sadece bir genden oluşur, yani bir az genlerden oluşur. Bu an önemli farklar RNA ile DNA arasında. Ve DNA bir türdü ama RNA gördüğünüz gibi üç türden oluşur. Mesela şimdi geliriz, protein bu bilgileri aldık ve bildik nasıl bu şeyler yapıldı. Şimdi proteinin yapılmasına katılırız ve onu söyleyeceğiz. Bakalım ne kadar, kaç aşamalardan oluşur. Şimdi protein yapılması. Protein yapılması iki aşamadan oluşur. Birinci kopyalama. İkinci çeviri. Kopyalama ne demektir? Kopyalama DNA üzerinde bulunan DNA
üzerinde bulunan bilgileri yeniden RNA'da yazmak, dizilmektir. Neydi dedik? DNA'da bulunan bilgiler yeniden RNA'da yazılmasıdır, dizilmesidir. Ama çeviri, o RNA'da bulunan bilgileri dönüştürmek proteine, proteini yapmak. Proteinin türü neye bağlıdır? Proteinin türü DNA'da bulunan bilgilere bağlıdır. Bir not olarak yazarım. Proteinin türü DNA'daki bilgilere bağlıdır. Mesela DNA'da o bilgi hemoglobin proteininin yapmasıdır. Oradan bilgi geldi. Hemoglobin üretilir. Melanin, melanin üretilir. Albumin, albumin üretilir. Ha, bu şekilde sona kadar bunlar. Burada DNA'da genden alınır. Genden alınır bir şeyler. Bu bilgiler. Çünkü gen DNA'nın bir parçasıdır. Sıfatların görülmesinden sorumludur. Nasıl? Protein yapmasını kontrol etmekle onlardan sorumlu olar. Burada gelen kopyalama olayı nasıl oluşur? Birinci, kopyalama. Kopyalama oluşmak için malzemeler nedir? Aynı DNA çoğalması gibi malzemelere ihtiyacımız var. Bir, DNA molekül, molekülün bir zincirinin belli bir yeri. İkinci, aynı varımızdı, RNA polimeraz enzimi. Üç, RNA'nın nükleotitleri. Onlar da ne demektir? Adenin, guanin, sitosin, orazin. Bu dört tane bizim bu şeylerin yapmasıdır, RNA'nın yapılmasıdır. Bakarız nasıl oluşur. Ama bu oluşmadan önce gerekti bunu bilek, fark nedir DNA çoğalmasıyla ve RNA kopyalaması. DNA çoğalması hücre bölünmeden önce oluşur. Ama RNA kopyalaması protein yapmak için, enzim yapmak için oluşur. DNA şeyi çoğalmasında molekülün her iki zincirin boyunca oluşur. Başta sona kadar. Ama RNA kopyalamasında DNA çift zincirinin bir zincirinin bir bölümünde oluşur. Belli istediğimiz bilgiler bulunan yerde oluşur. Ve DNA çoğalma olayında gördük iki tür enzim ona katıldı. DNA polimeraz enzimi, helikaz enzimi. Ama burada sadece bir enzim. O DNA mRNA polimeraz enzimi de buraya katılır. Ondan başka bu olayın ürünü, DNA çoğalma ürünü iki DNA molekülü oluşur. Ama RNA kopyalamasında bir parça, bir tür RNA oluşur. mRNA'dı veya mRNA'dı veya tRNA'dı ta ki protein olayına katılsın. Şimdi geliriz, bu olay nasıl oluşur? Mesela bizde bu DNA
molekülümüz var. Bir daha buna geldik. Koyduk. G, G, A, T. Bu C, C, T, A. Bunlar arasındaki hidrojenli bağlar var. Mesela biz protein yapmak için sadece A bu bölgeye ihtiyacımız var. A bu bölgeye ihtiyacımız var kopyalamak için. İlk aşama ne olur? Bu bölgedeki bağlar çözülür, kırılır. Yani G, G, A, T. Bu kırıldı. Kırıldığı zaman ikinci aşama nerede? A bu bölgede DNA zinciri ikisi birbirinden uzaklaşır. Ayrılmaz ama uzaklaşır. Mesela A bu şekilde uzaklaştı. Uzak oldu araları. G bu taban burada kırılmamış. Çünkü sadece biz A bura ihtiyacımız var. Sadece A buraya ihtiyacımız var. Bu C'de. Şimdi burada ne olacak? RNA polimeraz enzimi. RNA polimeraz enzimi. Ne yapar? G karşısına C koyar. A karşısına koyduk bu tarafa ihtiyaç var. T koyar. Affedersen. Burada RNA'dı. T yoktur. T yerine U koyar. Urasil. Ve T karşısına A koyar. Bitti. Ama nasıl başlar bu olay? O noktadan ki başladı? A bu noktaya diyerek başlatma noktası. A bu bölge başlatma noktasıdır. Noktasıdır. O noktadır. DNA üzerinde, DNA zincirinin bir zinciri üzerinde ki kopyalama olayı başlar. Başlatma noktası yani kopyalama başlanan noktadır DNA'nın bir zinciri üzerinde. Bu olay olur bura kadar. Bura ulaştığı zaman olay bitti. Olay bitti. Abone ne söyleriz? Bitirme işareti. Evet. Bitirme işareti. Yani olay bitti. Bu olay bitenden sonra şimdi bunlar birbirlerinden ayrılırlar. Nasıl ayrılırlar? Bak bu gelir bir daha DNA kendi halına döner. Kendi halına döner. G, C, G, C, A, T. Bunlar birbirleriyle bağlanır. Sonuçta burada kopyalama bitti. O kopyalama neden oluşur? C, U, A. Bitti. Bu RNA'da koyduk. mRNA'dır. Şimdi mRNA yapıldı. Olay bitti. Bilgiler geldi. Ondan sonra gider. Hatta ikinci aşama başlasın. O da çeviri aşamasıdır. Burada bu. Oraya giderken orada biter. Çeviri başlar.